Dünya genelinde 5 Nisan itibariyle koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1 milyon 200 bin rakamına ulaştı ki rakam her geçen saat daha da artıyor ama ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısında da hızlı yükselişler var. Artık salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri vaka sayısı olarak en fazla vakayı Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 8.454 ki geride bıraktığımız 24 saat içerisinde 900'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Vaka sayısı sayısı 311.635'e ulaşmış durumda. Kanada'da ise 14.000 vaka bulunuyor. Güney Amerika'ya baktığımızda Güney Amerika ülkesi Brezilya en fazla vakanın görüldüğü ülke konumunda Güney Amerika'da 10.360 kişi var. 450, 445 kişi de yaşamını yitirmiş durumda ve okyanusun öteki yanı. Avrupa'ya baktığımızda ise Avrupa'da rakamlar her geçen saat daha da kötüye gidiyor. Listenin ilk sırasında artık İspanya var. İspanya, İtalya'yı da vaka sayısı olarak geçmiş durumda. İspanya'da İspanya'da baktığımızda İtalya'da öncelikle başlayalım. 15.362 kişi yaşamını yitirdi. 124.632 vaka var. İspanya vaka sayısı olarak İtalya'nın önünde. 126.168 vaka var İtalya, İspanya'da ama 11.000 kişi de yaşamını yitirmiş durumda. Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7.000'i aştı. İngiltere'de ise hayatını kaybedenler 4.000'in üzerinde. Hollanda'da ise 1.651 kişi yaşamını yitirmiş durumda. İsviçre'de yaşamını yitirenlerin sayısı 600 62 iken Norveç'te ise vaka sayısı 5000'in üzerine çıkmış durumda. Orta Doğu'ya baktığımızda şüphesiz ki iki ülke karşımıza çıkıyor. Biri İran, biri de İsrail. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 3452, vaka sayısı 55.000 ki bu rakam İran'ı Çin'in de önüne çıkarmış durumda. İsrail'e baktığımızda Vaka sayısı 8.018. İsrail bu rakamla İran'dan sonra Orta Doğu'da en fazla koronavirüse sahip olan ülke rakamına haline geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hızlı yükselişler var. Binin üzerinde vakadan bahsediliyor. Ve Asya'ya geldiğimizde Asya'da Çin ilk sırada ama artık son haftalarda son günlerde yeni vaka sayısı gelmiyor. Özellikle de Wuhan'dan Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3329 iken vaka sayısı 81 üzerindeydi. Avustralya'da hayatını kaybedenlerin sayısında artış var. 34 kişi yaşamını yitirirken 5635 vaka şu ana kadar bulunmuştur. ama hemen hatırlatayım ilerleyen saatlerde özellikle Avrupa'dan yeni rakam güncellemeleri de gelecek. Bir yandan